İstanbul Banko Kıymetler Borsası'nın 25. yıl konferansı dünya ekonomisine yön veren isimleri buluşturmaya devam ediyor diyoruz ve hemen yanındaki konuğuma dönmek istiyorum. Dünya Borsaları Federasyonu Başkanı Ronald Arkuli. Mr. Arkuli, Sayın Arkuli, öncelikle bu röportaj için çok teşekkür ediyorum. Bloomberg HT'ye verdiniz ve dünya çapındaki performanslardan bahsetmek istiyorum. Bu yıl hangi borsalar, dünya çapında hangi borsalar yatırımcısına kazandırdı? Keşke bilseydim bu sorunun cevabını, ancak ekonomik gelişmelere bakacak olursanız, farklı ekonomilerin Asya'ya, Avrupa'ya ya da Amerika'ya bakacak olursanız, ekonomik göstergeler çok iyi bir sonuç verecektir size. Buradaki zorluklardan biri şu ki borsalar artık çok ileriye geçti, ekonomik gelişmeler ve büyümenin ötesine geçmiş durumda. Dolayısıyla bu durum çok özel, yani çok spesifik bir şekilde ekonomilere bağlı oluyor artık ve ben bu sorunun cevabını keşke bilseydim, ancak çok zor bir soruyla başladınız. O zaman ikinci soruma geçmek istiyorum. Siz aynı zamanda Hong Kong borsasının da başkanısınız. Türk piyasalarına ne öneri verebilirsiniz ürün çeşitliliği konusunda? Mesela ISO hali hazırda çok iyi performans gösterdi geçirdiğimiz son 20-25 yıl içerisinde ve aynı zamanda ürün konusuna bakacak olursak, sizin yatırımcılarınızın neye yatırım yapmaktan hoşlandığını, sevdiğini, neylere eğilimleri olduğunu ve hangi şirketleri yakından takip ettiğini incelemelisiniz ve bunun yanı sıra piyasayı çok iyi takip etmelisiniz ve çok iyi gözlemlemelisiniz. Borsalar kendi kendine teknolojiyle birlikte çok iyi gelişme gösterdi ve gerekli ürünleri de çok yer verdiler. Biz Hong Kong'da gelişmeye biraz uzun vadede yaşadık ve yeni ürünleri entegre edebildik piyasamıza ve bu da borsamıza yansıdı. Piyasayla ve yatırımcılarla iletişim içerisinde olarak bu gelişmeleri yaşadık ve onlar için ne iyi olacak bunu karar verip ona göre hareket ettik ve bu hareketin çok mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Burada da aynı hareketi, yani işbirliği ve iletişim içerisinde gerçekleştirecek hareketleriniz ve önlemleriniz ve işlemlerinizin çok daha başarılı olacağını inanıyorum. Aynı zamanda Türk piyasaları da varant kullanmaya başladı. Sizin bu varantlar konusunda yorumlarınız ne olacak? Bence varantlar iyi ürünler, ancak şu açıdan bakacak olursak, yani yatırımcılar açısından bakacak olursak, pek çok insan varanta yani varanta yatırım yapmak istediği zaman ya da varant üzerinden ticaret yapmak istediği zaman çok önemli noktalar var. Ancak Türkiye'yi ülke olarak ve bir ulus olarak iyi tanıyorsam, siz hepiniz çok iyi ticaret insanlarsınız. Çok iyi avantajlara sahipsiniz. Dolayısıyla şuna inanıyorum ki varant Türkiye'de başarılı olacaktır. Peki İMKB'ye bakacak olursak, İMKB'nin performansını nasıl yorumlayacaksınız bu yıl için? Bence dünyada göz önünde bulunduracak olursak, ekonomik gelişmeler iyi şekilde gelişiyor. Çin özellikle yaklaşık %9'luk bir büyüme kaydetti ve Hong Kong'da yaklaşık %6'lık bir büyüme kaydetti ve önümüzdeki yıla da ben umutla bakıyorum. Avrupa'da bu durum biraz farklı fotoğraflar görüyoruz. Türkiye iyiydi, Almanya muhtemelen kendi başına çok iyi bir durumda olacaktır. Avrupa'da farklı yollar seçen ve farklı yollardan giden ülkeler olabilir ve onlara da bu soru sorulduğu zaman kamu harcamaları söz konusu olacaktır. Peki Hong Kong borsası için önümüzdeki yıl beklentiniz nedir? Önümüzdeki yıl şuna inanıyoruz ki ilk çeyrekteki halka arzlar çok güçlü olacaktır ve bu yıl rekor rakamlara ulaştık ve neredeyse 15 milyar dolarlık bir hedefe ulaştık ve dünyada birinci sıradayız. 2010'da, 2009'da da birinci sıradaydık ve önümüzdeki yıl, tekrarlıyorum, yani ekonomik gelişmelere de bağlı olarak, Asya'daki ekonomik gelişmelere de bakacak olursak, ben yine çok iyi bir yıl bekliyorum.